İyi günler. Belediye başkanı nasıl oluyorsunuz? İyi abi. Çalışması güzel. Memnun musunuz? İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İlhan Özcan'ın belediye başkanı seçilmesini nasıl karşılarsınız? Onu halk biliyor. Ben nereden bileyim canım abi? Onu halkın işe takdir gari. Onu biz bilmeyiz. Herkesin görüşü var. Belediye başkanı abi. Hulusi Şevkan'ı nasıl buluyorsunuz? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Belediye başkanımız Acıpayam'ın eski doktorlarından, çok iyi bir insan kendisi. Belediyeciliğe de yeni yeni ısınıyor. İnşallah daha iyi olur. Teşekkürler. İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? İlhan Özcan'ı ben uzun senelerdir Acıpayam'da değilim. İsmini duydum ama kendisini tanımıyorum birebir. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Buralı mısınız? Buralıyım. Size birkaç soru soracağız. Belediye başkanı Hulusi Şevkan'ı nasıl buluyorsunuz? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi biz başkanımızı destekledik. Her zaman da arkasındayız. İyi buluyoruz çalışmalarını. Her türlü yani sorunlarımız olduğu zaman gidiyoruz. Çözmeye çalışıyor, çözüyor. Sağ olsun. Seviyoruz. Güzel. İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. İlhan Özcan'ın aday olması durumunda bu durum nasıl karşılarsınız? Belediye başkanlığı adaylığı. O konuda biraz daha bir şey yapalım tabii, düşünmek lazım. İlhan abimizi de severiz. İnşallah hayırlısı vallahi, her şey. Şu an kendisi iyi işler yaptı. Dönemini bitirmek üzere. Bakalım artık, ben çok bir şey söyleyemem bu durum hakkında. Anladım. Son dönem diyorsunuz yani. İleride devam etme gibi bir durum hayırlısı olmayacak. Hayırlısı neyse olsun. İlhan Özcan'ı tanıyor musun? İlhan Özcan'ı siması olarak biliyorum yani. Tam olarak bilmesem elinden de geldi, gayret gösteriyor. Herkes nasıl gösteriyorsa o da gösteriyor. İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? İlhan Özcan'ı tanıyorum, evet. İlhan Özcan'ın aday olması durumunda bu durumu nasıl karşılarız? Acıp Yamal. Herkes nasibini alır abi. Yani karşımda iyi olan kazanır her zaman. Seçimler hazırlanıyorsa madem bu program. Öyle diyeyim yani. Memnunuz. Hulusi Şevkan kişilik olarak sevdiğimiz bir insan. Belediyecilik olarak da çalışmalarından memnunuz. Değer verdiğimiz bir kişi. Evet. İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? İlhan Özcan'ı da tanıyoruz. Evet. İlhan Özcan'ın belediye başkanı olma durumunu nasıl karşılarsınız? Şu anda seçimlere yaklaşık 13-14 ay gibi bir zaman var. Yani aday olarak daha ben adayım demiş gibi bir durum, pozisyon da yok. Ondan dolayı şu an net bir şey söyleyemeyeceğiz yani. Ama zaman gelir seçmen kararını verir. Evet. Acıpayam'dan beklentileriniz nelerdir? Sağlık sektörü olsun, eczacısınız, hastane olsun. Sağlık yeter sektörü mi olarak yakın bir zamanda büyük bir hastanemiz, bölge hastanemiz açılacak. Tabii bununla beraber hastanemizin kapasitesi de artmış oluyor. Yatak sayısı artmış oluyor. Tabii bölge hastanesi olduğu için daha geniş bir kitleye hitap edecek. Bu yönden tabii sağlık sektöründe bir canlılık bekliyoruz Acıpayam'da. Nasılsın? Kaçı satıyorsun mısırları? 1 lira. 1 lira. Birkaç sorum olacak sana. Buralısın değil mi? Evet. Belediye başkanını nasıl buluyorsun, hizmetlerini? İyi biliyorum. Çok iyi. Nasıl yani? Memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Sağ olsun. İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İlhan Özcan'ın belediye başkanı olmasını nasıl karşılarsınız? Vallahi ona kendi bile ben bilmem. Vatandaş olarak siz nasıl karşılarsınız? İyi karşılarız ya, hangisi olursa. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığındayız. Yanımızda ilçe başkanı var. Merhaba, iyi günler, nasılsınız? İyi günler, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Birkaç sorum olacak size. Belediye başkanını nasıl buluyorsunuz, memnun musunuz? Biliyorsunuz belediye başkanımız parti değiştiren bir başkan. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Beklentileriniz nelerdir? Elbette ki parti değiştirmesini istemezdik. Onun için çok mücadele edildi kazanması için. CHP'nin dışarısında diğer partili arkadaşlar da diğer partilerin destek alarak gelmişti ama sonuçta bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Değiştirmesini olumlu görmüyoruz. Yanlış olarak görüyoruz. Evet. Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çalışmaları belediyenin bütçesine göre kendi
kapasitesinde çalışıyor. Yeterli bulmuyoruz tabii. İlhan Özcan'ı tanıyor musunuz? İlhan Özcan'ı tanıyoruz. Partimizin eski ilgilen meclis üyesi. İlhan Özcan'ın belediye başkanı olması durumunu nasıl karşılarsınız? İster misiniz böyle bir durumu? Valla benim istemem yeterli değil. Tüm partililer de büyük ihtimalle kamuoyu araştırması yapıldıktan sonra kim öne çıkarsa, yani sadece İlhan Özcan değil, birçok kişi aday olacaktır partimizde. O şeyin sonucunda kim önde gelirse adayımız odur. Ayş Bayan, bizim 43 tane köyümüz ve 13 tane de belgesi, beldesi olan bir memleketimiz. Bayağı çok geniş bir nüfusa sahip olan, aynı zamanda siyasi gücü diğer illerde, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, geniş bürokratlarımızın olduğu bir ilçedir. Bunun yanında Ayşbayan'ımız güzelleştirmek için yapılan tüm çalışmalarda, tabii ki bunda belediye başkanlığı dahil, bazı konularda geri kalanından dolayısıyla heveslimiz ve çalışmamız gerçekten kursağımızda kalmış diyebiliriz yani. Misal şöyle bir örnek vereyim size. Bizim hala şu modern çağda memleketimizin en işlek yerlerinde, hatta ki nasıl söyleyeyim size, okulun yanlarında dahi besi, yani büyük baş hayvanların besisi yapıldığı bir nasıl söyleyeyim, çevrede köy havası yaratılan bir yermiş gibi yani. Bizim daha önce seçim propagandalarımızda yapmış olduğumuz çalışmalarımızda halka vermiş olduğumuz sözü maalesef belediye başkanımız yerine getiremediği gibi bu konu üzerinde hiçbir çalışma yapmadığını da biliyorum. Çünkü yaşadığımız meralarımızın toplu hayvan besiciliğine çok elverişli olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra ovaya elektrik götürülmeyip bu insanların sağlıklı hayvan yetiştirme projesine yardımcı olmadığını biliyoruz. Bunların yapılması şirket merkezindeki yaşamı biraz daha kolaylaştıracak, daha temiz, daha sıhhi bir ortamda yaşamımız biraz daha doğru olacağını inanıyorum ben. Bunun yanında getirilmesi gereken sularımız vardı. Bunlar konusunda çok çalışmalar yapılmadı. Sonra ne bileyim, kent merkezinde ve etrafındaki çalışmaların sadece taş döşemekle görevli olduğunu düşünen bir belediye başkanımız var. Bunun altyapı çalışmalarının bazen sorunlar yaşandığı ortamda, sıkıntı yaşadığımız zaman, mesela bir nasıl diyelim size, dolu yağdığında, ondan sonra ne bileyim kar yağdığında belirli sıkıntılar yaşadığımızı tüm vatandaşlarımız görecektir. Ve bunlar da biliyordur zaten, yani herkes söyleseniz bilirler. Bayağı dertliyiz anlaşılan, belediye başkanından memnun değiliz. Memnuniyet şöyle, yani kişisel bir konumumuz yok yani belediye başkanıyla. Dertli olmamız, tüm insanların, misal nasıl yer altındaki çıkarılan suyun mazotla çıkarıyoruz. Bunları birçok çiftçi arkadaş bilir. Herkes sıraj yapar, baraj suyuyla en ucuza getirir. Hayvancılık artık açıklamada belirli bir ekonomi kazancı getiren bir pozisyonda. Sütü 700'lerden kaymakamlığın ve süt toplama birliğinin vermiş olduğu fiyatla toplarız. Yem bunun üstesinde daha bize pahalı gelir. Yani üretilen malzemeyi kendi açımızdan belirli bir şekilde tüketime yansıtamayız yani. Bunun da girdilerinin çok fazla olmasa, yani mazotla su yapıyorsun, bunun yanında yemi dışarıdan alıyorsun, bunun yanında sütü ucuz satıyorsun, eti ucuz satıyorsun ve dolayısıyla soğuk hava depolarının misal olmayışı, bizim burada belirli bir şekilde sebze meyvelerimizin de değer vermediği bir ortam yaratılıyor yani.